Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün F1 2021'de Lando Norris simülasyonu yapacağız. Yani Rusya Grand Prix'sinde Sochi pistinde yağmurlu havada kuru zemin lastikleriyle gitmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir deneyim elde edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yapılan yarışta Lando Norris yarışın sonunda gelen yağmurda inisiyatifi eline alarak pite girmek istemedi. Takımın çağrısını reddetmiş oldu. Bugün biz de bakalım aynısını yapacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Daha öncesinde hiç böyle bir deneyimle karşılaşmadım. Yarışla ilgili birkaç görüşüm var. Onları da sizlere aktaracağım. Yine bu şekilde kanalıma gelen diğer F1 2021 videolarından haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Videoya da beğeni atarsanız oldukça güzel olur. Evet, şimdi benzer koşullarda yarışacağız Sochi'de. Yarışın başında lastiği seçemiyoruz. Çünkü yarışın başında yağmurlu bir pist olduğu için otomatik olarak geçiş lastiğiyle başlamak zorunda kalıyoruz. Yarışın başında yapay zekayı geçeceğiz. Sonrasında pite gelerek sert lastiklere geçiş yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Yapay zeka zorluğu %0'da. Çünkü kuru zemin lastikleriyle zaten bir rekabet şansımız yok. Sadece olayı tecrübe edeceğiz. Bu nedenle rekabetin bir önemi yok şu anda. Yarışla ilgili görüşlerime geçersek, Lando Norris hafta sonu başından bu yana muhteşemdi. Tek kelimeyle harika bir performans ortaya koydu. Sıralama seansında attığı tur ise zaten ne kadar kaliteli bir pilot olduğunu yine gösterdi bize. Çünkü zor koşullar vardı. Buna rağmen lastiklerini güzel bir şekilde ısıttı ve ikinci ve üçüncü sektörde en iyi derecelerle kariyerindeki ilk pole pozisyonunu almıştı. Startta Carlos Sainz'e geçildi. Bu Sochi'nin bir DNA'sı diyebiliriz. Pole pozisyonundan başlamak çok avantajlı değil. Üçüncü ve dördüncü sıra daha avantajlı Sochi'de. Buna rağmen sonrasında yarış performansıyla Carlos Sainz'i geride bıraktı. Her şey kontrol altındaydı. Lastiklerini güzel yönetti. Yani baştan sona kadar harika bir performans ortaya koydu. Yarışın sonundaki durum ise bence talihsizlik. Çok da Lando Norris'in üstüne gitmeye gerek yok. Kariyerindeki ilk galibiyet için bu kadar yakınken böyle bir risk alması bence kabul edilebilir bir durum. Takımın çağrısını dinlese en kötü ihtimalle ikinci sırada yarışı tamamlardı. Ama kariyerindeki galibiyet unsurunu kaçırmak istemedi. Ki şöyle bir durum da var. Mesela Lando Norris pite gelseydi, geçiş lastiklerine geçiş yapsaydı bu kez de yağmur duracaktı ve çok kötü bir durumda olacaktı pist üzerinde. Herkes teker teker geçecekti Lando'yu. Bunu düşündüğümüzde bence eleştirmeye gerek yok Lando'yu. Ha belki takımın ikinci ısrarında pite gelebilirdi ama yine galibiyet için bir risk aldığını görmek mümkün. Yani buna değer bir riskti bence. Şu açıdan bakarsak da genç pilotlar arasında bence gelişim eğrisi en yüksek pilot. Yani 2019'daki hızı zaten çok iyiydi. Saf hız anlamında oldukça başarılı bir pilottu. 2020'de bayağı bir gelişti ama yarış performansında kötüydü. Bu sene yarış performansı da düzeldi. Geçiş yapma anlamında da biraz iyileşmeye başladı. Saf hız anlamında çok iyi. Eksiklerini çok hızlı şekilde kapatan bir pilot. Ve Rusya'daki yarışını 2 gün boyunca analiz etmiş. Böyle bir haber çıktı. Yarışın başından sonuna kadar her türlü detayı analiz etmiş kendisi. Yani bunları düşündüğümüzde onun için bir tecrübe oldu. Galibiyet için alınabilir bir riskti. O noktada neler olacağını kimse bilemiyordu. Yani yağmurun durma olasılığı da vardı. Dediğim gibi risk almaya değer bir durumdu. Şimdi pite geleceğiz ve bakalım sert lastiklere geçiş yapacağız. Nasıl bir deneyim elde edeceğiz? Büyük bir merak konusu. Şimdi sert lastikler de oldukça sıkıntılı olacak yağmurda. Yumuşak lastikler olsa belki biraz daha iyi olabilir ama Lando'nun o noktada kullandığı lastikler sert lastiklerdi. Biz de bu nedenle bu lastikleri seçiyoruz. 2.5 saniyelik pit stop servisiyle yarışa döneceğiz. Bakalım yakalama şansımız olacak mı? Pit çıkışından çıkacağız. Şimdi yol tutuşunu tecrübe edeceğiz. Resmen buz üstündeyiz şu anda. Biraz hızlandıkça yol tutuşu artıyor çünkü yere basma gücü arttığı için yüksek hızlarda mekanik yol tutuşun önemi azalıyor. İlk virajda frenajı kaçırmış olduk. Şimdi ön taraftaki Mazepin'e yaklaşmaya çalışacağız. Gerçekten ilginç bir deneyim şu anda. Sürekli direksiyon hareketleriyle kontra veriyoruz. Gördüğünüz üzere pist üzerinde kalmak gerçekten çok zor. En ufak bir gaz yüklemesinde
araç kendini bırakıyor. İşte bu noktada Lando Norris frenajı kaçırmıştı. Biz de aynı şekilde biraz dışarıya doğru taşmış olduk. Ayrıca Charles Leclerc de pite gelmemişti. Ferrari benzer bir durumu uyguladı. Leclerc de birçok puan kaybetti. Sebastian Vettel de aynı şekilde bir kumar oynadı. Birçok pilot pist üzerinde kalmakta ısrarcıydı ama maalesef çoğu yanılmış oldu. Arka düzlükteyiz. Halen daha dengesizlik mevcut. İkinci sektör sonunda yine aracı durduramıyoruz ve pazara doğru uçmuş olduk. Evet, 3 saniyelik farkla önde büyük bir grup var şu anda ama yaklaşma şansımız yok. İnanılmaz bir durum şu anda. Yüksek vites kullanıyoruz ama buna rağmen pist üzerinde kalmak çok zor. Ki ben şu anda yoğun yağmuru açmadım. Gerçek hayatta çok yoğun bir yağmur yoktu. Geçiş lastiklerinin kullanıldığı bir alandaydık. Start finish düzlüğünde halen daha zorlanıyoruz çekiş konusunda. Şimdi bir de soft lastikleri deneyelim. Bunları da tecrübe etmiş olalım bu şekilde. Silik lastiklerle pist üzerinde durmak imkansıza yakın. İlginç bir şekilde buradaki viraj çok zorlamadı ama çekiş noktalarında, viraj çıkışlarında çok zorlanıyoruz. Arka düzlükteyiz. Yine çekişi sağlamaya çalışıyoruz ve bu turda yumuşak lastiklere geçiş yapacağız. Yumuşaklar sonrasında bir de tekrar normal yağmur lastiklerine, geçiş lastiklerine geçeceğim ki bakalım fark nasıl olacak. Ve burada kontrolü kaybediyoruz. Arkadan kaymayla ön kanadımızda ufak bir hasar oluştu. Arkadan kaymayı kontrol edemedik viraj çıkışında. Pit girişinde aynı Lando Norris'in pit girişini kaçırdığı gibi dışarıya taşmış olduk. Bayağı bir benzer oldu olaylar. Yumuşak lastiklerdeki durumun da çok farklı olacağını sanmıyorum ama yine de bir deneyelim. Ön kanadımız da değişti. 9 saniyelik pit stopla yarışa döneceğiz. Tabii yarış denebilirse buna. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yarış değerlendirme videosu neden gelmedi? İtalya Grand Prix'sinde çok olaylı bir yarış olduğu halde videoya fazla bir ilgi gelmedi. Açıkçası değerlendirme videoları da bayağı uğraştırıyor. O fotoğrafları bul falan. O kadar uğraşınca ve düzgün bir ilgi gelmeyince acaba bu haftayı yapmasam mı diye düşündüm ve o yüzden bu hafta gelmedi ama sonrasında devam ederiz. Evet, şimdi de durum çok farklı değil. Sadece biraz daha arka taraf çok az daha dengeli. Evet, böylelikle bu kısa videonun da sonuna geldik. Lando Norris'in nasıl hissettiğini bir nebze olsun anlamış olduk. Bu şekilde kanalıma gelecek. Diğer videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açarsanız yeni videoları herkesten önce siz izleyebilirsiniz. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Beni Twitter ve Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.
point, race over. Take care of the car on the way in.